Üye giriş ekranını tasarladıktan sonra şimdi sıra CSS Control PHP yani üyelik bilgilerini kontrol edecek sayfayı tasarlamaya geldi. Bunu yaparken sadece ve sadece config PHP'yi include etmem yeterli olacak. Header ya da footer'a gerek yok. Yapacağım işlem basit bir MySQL query oluşturmak. Hemen MySQL query yazıyorum. Parantez içerisinde sorgumu yazıyorum. Sorgum select yıldız from kullanıcılar where username eşittir username and ve aynı şekilde password eşittir password. Yani select from kullanıcılar tablosundan username'i ve password'u olan bilgiyi seç diyorum. Ve bunu sorgu ismindeki değişkene ata. Peki username ve password ne? Hemen onları tanımlayalım. Username eşittir postla beraber gelen username. Password ise eşittir postla beraber gelen password. Sorgulama işlemi bu. Peki sorgu gerçekten bir sonuçla karşılaşılıyor mu? Sonuç eşittir MySQL numrows. Yani listelenen kayıt sayısı. Kaç tane kayıt bulundu bu sorguda? Hangi sorguda? Sorgu ismini sorguda. Bunu kontrol ediyorum ve en son diyorum ki eğer sonuç eşitse sıfıra yani hiçbir şey bulunamadıysa bunu değilse dolayısıyla bulunmuş oluyor. Bulunduysa bunu yap. Ne yap? Header location login.php eğer sonuç sıfırsa herhangi bir sonuç bulunamadıysa login sayfasına geri gönder. Eğer bulunduysa sayfalar PHP sayfasına gönder diyorum. Güzel. Hemen login.php'ye geçiyorum ve bunu Google Chrome'da ön izliyorum. Şu anda username ve password geldi. Herhangi bir şey yazıyorum. Giriş diyorum. Tekrar login.php'ye beni yönlendirdi. Yani hatalı kullanıcı adı şifre girdim. Peki gerçek bir kullanıcı adı yaratalım. PHP MyAdmin'e geliyorum. PHP projenin içerisindeki kullanıcılara bakıyorum. Şu anda bir kullanıcı var mı? Hayır yok. Çarpı işareti, mouse'un ikonu direkt gösteriyor bana zaten. Herhangi bir şey yok. Ekliyorum. Username Hakan. Password Hakan. Git diyorum. Bir kayıt eklendi. Şimdi kullanıcı girişinde Hakan ve password Hakan yazıp girişe basarsam eğer beni direkt sayfalar PHP'ye gönderiyor. Yani doğru bilgi girdiğim anda doğru sayfaya yönlendiriyor. Yanlış bilgi girdiğim anda ise direkt login.php'ye tekrar geri gönderiyor.